Bir sahneye hoş geldiniz. İstanbul kocaman bir sahne. Nerede dolaşırsanız dolaşın güzel müzikler geliyor kulağınıza ve İstanbul'u dinliyoruz. 1,5 senedir artık öldük kuruduk müziksizlikten, performanssızlıktan ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ müzisyen arkadaşlarla el ele tutuştu ve ruhlarımızı doyurmaya karar verdi. Ve bugün de dijital sahnedeyiz. Hep birlikte şahane müzisyen arkadaşlarla bugün ruhlarımızı besleyeceğiz. 1,5 senedir artık yetti dedik ve bugünkü dijital sahnemizde de bu arkadaşlarımızı doya doya seyredeceğiz ve onlarla ufak sohbetler edeceğiz. Acaba 1,5 senedir neler yaptılar? Evlerinde besteler yaptılar mı? Bütün bunları öğreneceğiz onlardan. Şimdi ben lafı fazla uzatmayayım ve sözü onlara verelim. Buyurun arkadaşlar, sahne sizin. Söylenenleri yapmadın. Her zaman başına buyruk davrandın. Hislerini inkar etme. Yalnız bir ömür geçer zannetme. Söyle seviyorsan, aşka inanıyorsan, yalnız kalıyorsan, salla gitsin o zaman. Konuşmaktan korkar olmuş herkes. Hadi şimdi o izleri terk et. Bravo kapasite. Arkadaşlar şahanesiniz. Nasıl geçti bu 1,5 seneniz müzik yapmadan? Bu 1,5 senede özellikle hani müzik anlamında çok zorluk çektik ve hani bir araya gelip prova da alamadık. Aslında 1,5 senenin sonunda tekrar prova aldığım zaman biraz eksik başladık. Neden ama prova alamadınız? Apartmanda çok mu ses oluyordu? Komşular mı kızıyordu? Ya aslında şöyle, bir araya gelip prova alıyorduk. Hani o şekilde daha sağlıklı oluyor provalar. Hani, evet. Uzaktan hani görüntülü bir biçimde tam anlamıyla hani o etkileşimi sağlayamıyorduk sonuçta. Hani 5 kişi aynı anda bir odada bulunduğu zaman hani o ruhu yakalıyoruz. O şekilde güzel bir prova olmuş oluyor. Hani onun dışında zorlu geçti bizim için. Maddi açıdan çok zorlu geçti. Evet. Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Bey'e çok teşekkür ediyorum. Hani sağ olsun, var olsun bize, bizim gibi müzisyenlere bu şekilde destek verdiği için. Evet, müziğe destek. Tam destek. Peki Yavuz Selim, Kapasite grubunu ne zaman kurdunuz? Kapasite grubunu aslında grubumuzun bateristi ve bas gitaristi Kaan Demirkuşak, Batuhan Demircan
İkisi kurdular. Lise zamanında kurdular. Ben de izlemeye gelmiştim aslında bir konserlerini. Solistleri yolda şey olunca. Az solist olmayınca sen geçtin yerine. Yavuz sen gel falan. Şimdi üniversitede mi okuyorsunuz? Arkadaşlarımız üniversitede okuyor. Ben yeni askerliği bitirdim. Askerliği bitirdim. Şimdi eğitim öğretim hayatına şu an devam edeceğim. Çok güzel. Yeni besteler yapıyorsunuz o zaman. Evet, biz de heyecanlı müziğinizi bekleyeceğiz. Arkadaşlar başarılarınızın devamını dileriz. Şimdi hemen o zaman bir diğer performansa geçiyoruz. Her tür yelpazeden müziğimiz bugün yine dijital sahnede. Buyurun efendim. Yer gök karıştı birbirine, divane olmuş aklım. Mektup yazdım aşkın elinden, denizlere bıraktım. Bulutlar değmiş gözlerine, yağmurlara karışmış. Yıldızlar ona özenmiş, gülün renginden alınmış. Yıldızlar ona özenmiş, gülün renginden alınmış. Sümbül saçlarını savurmuş, selvilerin gölgesinde. Aşk oduyla yakar gönlüm o gece gözleriyle. Sümbül saçlarını savurmuş, selvilerin gölgesinde. Aşk oduyla yakar gönlüm o gece gözleriyle. Aşkı deryada kayboldum, savruldum gökyüzünde. Yol göstersin seher yeli, götürsün sevdiğime. Sevdan dizlerim dermanı, sen varsın gözlerimde. Elif boylum seyre dalmış, gördüm zeval vaktinde. Elif boylum seyre dalmış, gördüm zeval vaktinde. Sümbül saçlarını savurmuş, selvilerin gölgesinde. Aşk oduyla yakar gönlüm o gece gözleriyle. Sümbül saçlarını savurmuş, selvilerin gölgesinde. Aşk oduyla yakar gönlüm o gece gözleriyle. Yaşar Baydemir, ne kadar yumuşak sesiniz var. Öyle söylüyorlar, evet. Kendi besteniz mi bu? Bu benim kendi bestem. Sözlerini de kendiniz mi yazıyorsunuz? Evet, sözlerim müziği güzel. De benim. Koltuk da sizin mi? Koltuk da benim. Süper, çok güzel. Evden getirdim. Kaç yıldır müzik yapıyorsunuz Yaşar Bey? Ya bir 10 yıl falan oldu diyelim hani profesyonel olarak. Sahnelerde? Sahnelerde ama işte son zamanlarda böyle beste yapmaya daha çok ağırlık verdim. Evet. İşte zor zamanlar geçirdik zaten. Tabii yani ama bu zor zamanlar da insanı besler aslında, ruhunu besler tabii değil mi yani biraz? Yani işte beste yapmam da bana faydası oldu en azından o anlamda. Evet. Hani zor zamanlarda ama. Ama şimdi artık yavaş yavaş değil mi destekler de gelmeye başladı böyle insanın kendi şehrinden destek alması da. Kesinlikle yani, güzel hissettim. Büyükşehir Belediyesi'ne işte Ekrem Bey'e çok teşekkür ederiz. Bizleri yalnız bırakmadılar. Evet. Yanımızda olduklarını bilmek güzel. Burada olmak da heyecan verici zaten. Sanatçı insan çünkü hassas olur değil mi? Böyle bir dayanak ister, sevgi güzel bir şeydir. Bunlardan besleniyorsunuzdur. Yani biz en ufak bir şeyde ağlarız yani. Gerekirse hele duygulanırız yani. Ne güzel. O zaman sizin bu güzel beste yolculuğunuzda yine başarılarınızın devamını teşekkür dileriz. Ederim. Güzel yumuşak bestelerinizle teşekkür bizimle ederim. Nice senelerde birlikte olun. Şimdi yeni bir grubumuz var. Bu kez kalabalık, siyahlar giymiş, ciddi burada. Böyle müzik yapacaklar ve biz de acaba nasıl müzik yapacaklar çok merak ediyoruz. Şu anda söz bu performansla efendim. Buyurun. Thank you.
duygulandım. Tüylerim diken diken oldu. Çünkü o Zeybek değil mi? Atamızın Zeybeği. Evet. Falan. Çok güzel. Çok güzel bir şarkı seçmişsiniz ve oldukça da kalabalık, güzel böyle müzisyenler, belli ki deneyimli müzisyenlersiniz hepiniz. Peki sizi biraz tanıyabilir miyiz Serap Hanım? New G grubu, Serap Yenice. Sizin evet, isminizin evet. Bir alengirli hali gibi görünüyor. Biraz gruba versiyon olarak uyarlanmış hali evet. Diyebiliriz. Ben herhalde bu sene 2021 dersek müzikte 30. yılımı dolduruyorum. Çok güzel. Uzun yıllardır tabii hem müziğin içerisinde kurumsal hem de aynı zamanda sahne aldığım birçok orkestralarımız oldu ama en çok keyif aldığım orkestra herhalde sevgili Zafer Doğan ve Arif Kavaklı ile birlikte kurmuş olduğumuz New G Band Orkestrası. Nereden tanışıyorsunuz? Biz aslında bizi Profesör Doktor Orhan Kural buluşturdu. Biz Türkiye Gezginler Kulübü'nün gecelerinde sahne alırken evet. Ben konuk olmuştum onların sahnesine. Biz bir buluştuk, bir daha ayrılamadık diyebilirim. Evet, ne güzel tesadüfler. Evet, evet. Öylelikle sonra buluştuktan sonra da sağ olsunlar Emrah Koçak aynı zamanda Aykut Akçaylı, evet. Samet Aslantaş, Gülize Serdar, Saffet Ulcay, Levent Alevdağ ve Caner Gökdemir. Grubumuzun, New G Band'in içerisindeki ekip arkadaşlarımız oldular. Yani ben uzun yıllardır tabii müziğin içerisindeyim. Aynı zamanda besteler yapıyorum, seslendiriyorum, yorumluyorum. Çok çeşitli bir müzik yelpazesinden evet. Söylüyorsunuz. Eğer telif söz konusu olmasaydı burada birçok rock'n'roll'lardan, caz, evet. Latin pek çok tarzda seslendirebilme şansımız olurdu. Peki 1,5 senedir bu pandemi sürecinde ne yaptınız, neler yaptınız, neler hissettiniz? Ben açıkçası şu anda bile şu şarkı bitince alkışın eksikliğini hissettim. Evet. Yani evet. Muhakkak bizi izleyenler oturdukları yerlerden izliyorlardır. Temas değil mi? Seyirciyle temas. O seyirciyle temas, o duygu akışı, evet. O en son şarkı bittiğindeki o takdir alkışı. Yani bizi besleyen, ruhumuzu besleyen şeyler bunlar aslında. Evet. Ne kadar hani ben bu arada besteler yaptım, 2 albüm çıkardım, hani durmadım açıkçası, ürettim. Hı-hı. Yol Şarkıları diye bir albümümüz çıktı. Yaklaşık Yol Şarkıları diye. Yol Şarkıları bir evet. Ay önce. Haluk Levent, evet. Vedat Sakman, Leman Sam. Çok güzel. Birçok sanatçıyla ortak bir O zaman projemiz. Motorları, mavilikleri süreceğiz arkadaşlar. Evet, mavilikleri O güzel süreceğiz. Günler bakın gelmeye başladı işte. Çok teşekkür ederiz. Şimdi o zaman yeni bir performans için yepyeni bir arkadaş grubuna dönüyoruz ve onları dinliyoruz. Ölsün sarı gelin aman.
sona yâri. Elbet bunda bir iş var ama neden ölsün sarı gelin aman, sarı gelin aman, sarı gelin aman, sona yâri. Erzurum'da bu sarı gelin biraz can yakmışa benziyor. Evet öyleymiş. Yani arkadaşlarım daha iyi bilirler. İkisi de Erzurumlu çünkü. Evet. Klavyeci arkadaşım. Erzurum'un dadaşları yani. Eyvallah. Peki Tuğba Ulusu, arkadaşlarınızla kaç senedir müzik yapıyorsunuz? Beş yıldır arkadaşlarımla birlikteyim. Pandemi sürecinde bir şey yapmadık. Evde oturduk, bol bol kilo aldık. Film izledik. İki tane söz yazdım. İnşallah güzel günleri bekliyoruz yani. Evet. Türkü mü yazıyorsunuz? Yok, ben genelde tarzım da fantasy, pop. Evet. Yani bu şekilde. Emre Kırboğa, sizsiniz. Saz çalıyorsunuz. Sizde Erdem Eğriçayır, klavyede. Ne güzel, böyle birlikte bir araya gelip müzik yapabiliyor musunuz peki? Yapamıyoruz. Yani çok şartlar... Maske takıp yapsanız da sözler anlaşılmaz. Aynen öyle. Aslında %50 ekonomi yapmış oluyor, evet. Sözler olmayınca. Peki, şaka yapıyorum. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Şimdi bir başka grubun performansını seyretmek üzere, dinlemek üzere yeniden dijital sahnedeyiz. Yaşlar var gözlerimde. Buğulu bir cama dayandım. Şimdi yaşlar var gözlerimde. Kaçışları seyrediyorum gençliğimin caddelerinden. Soruyorum kendi kendime bu aşkta yaşlar niye diye. Kalbim hep yara veri içinde. Geceleri senle düş denizinde. Islak çıplak ve yalır ayak. Bu deniz ikimizi ayıracak. Sızılı bir güne uyandım. Şimdi yaşlar var ceplerimde. Sızılı bir güne uyandım. Şimdi dertler var ceplerimde. Kaçışları seyrediyorum gençliğimin caddelerinden. Soruyorum kendi kendime bu aşkta yaşlar niye diye. Kalbim hep yara veri içinde. Geceleri senle düş denizinde. Islak çıplak ve yalın ayak. Bu deniz ikimizi ayıracak. Bir damla da buldum düş denizi. Bir damla da eriyor. Damlada eriyor susmuşken içimde en gevezi kuş arsız bir uğultu ta derinden hüznün uykusunu kemiriyor. Kaçışları seyrediyorum gençliğimin caddelerinden. Soruyorum kendi kendime bu aşkta yaşlar niye diye. Kalbim hep yara veri içinde. Geceleri senle düş denizinde. Islak çıplak ve yalın ayak. Bu deniz ikimizi ayıracak.
Vay 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 vay. Kimleri görüyorum? Play. Evet, şimdi Hakan Orel. Evet. Ve Mutlu Ödemiş. Mutlu Ödemiş benim çocukluk arkadaşım ve yıllar sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi bizi bir araya getirdi. Konservatuardan arkadaşım. Aynı size zaman... böyle bir sürpriz yapmak istedik. Evet, gerçekten. Özlemiş olabileceğinizi düşündük Mutlu. Çok büyük bir sürpriz oldu. Hatta babamın dedesinin kemanı da onda. O kemanı geri istiyorum. Evet. Söz hakkı doğdu. O pek sevmiyor konuşmayı. Nasıl, kaç senedir bir aradasınız Mutlu'yla Hakan? 20 seneyi geçti. Düşünün evet. Yani. Evet, çok güzel. Nerelerde müzik yapıyorsunuz ve şu aralar ne kadar zamandır müzik yapamadığınız için üzgünsünüz? Bizim evde müzik yapıyoruz. Yapıyorsunuz, evet. Evlerimiz de yakın. Seyirciyle temas edemiyorsunuz, duygulaştık. Şöyle, aramıza bir mesafe koyduk. Evet. Canlı yayınlar yapıyoruz internet üzerinden. Öyle mi? Nereden seyredebiliriz? Sosyal medyadan duyuruyoruz, Instagram ve Facebook'tan. Zoom platformu üzerinden yapıyoruz yayınlarımızı. Evet. Bu şekilde pandemide müzikten kopmamış oluyoruz. Sosyal medyada nereden bulabiliriz sizi? Hakan Orel Play adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sosyal medya kullanmıyor. Sen onu bulamayasın diye. Peki. Çok teşekkürler çocuklar. Ve yeni bir performans için başka arkadaşlara dönüyoruz. Devam ediyor dijital sahne. Kimseler yanmaz.
ben o yarine. Ali Aslan ve arkadaşları. Yalnız evet. Ali kardeşim, biliyor musun bu türküyü ben Besi Bağları sanıyordum ismini. Türkü ya, hani hayvanları götürüyordum besi yaparken ama türkü yakmış gibi bir şey olmuştu. Şimdi tabii böyle eminim çocukluğunuzda öyle biliyorsunuz ya da. Yok yok, büyük bayağı büyüyene kadar mi? Yani bir iki ay önce öğrendim bunu ve çok şimdi, utandım. Bu çok güzel bir Kayseri türküsüdür. Kayseri'de evet. Gesi denen bir bölge vardır. Evet. Gesi Bağları oradan gelme tabii anladım, ki. Anladım evet. Anonim bir türküdür. Çok güzel. Artık besi demiyoruz. Evet, kesinlikle. Peki grup arkadaşlarınızı tanıyabilir miyiz? Bağlamada sevgili kardeşim Habib Gülturan, yine klavyede Zafer Teltay kardeşim, davulda da Çağlar Toksoy kardeşimle. Bugün burada değerli meslektaşlarımızla birlikte son 1,5 senedir yaşadığımız bu sıkıntılar adına... Evet. Biz de dilimizin döndüğünce bir türkü söylemeye çalıştık. Ne güzel, çok da güzel ettiniz. Çok hep birlikte müzik insanlarının bir arada olması da besleyici bir şey değil kesinlikle, mi? Kesinlikle, kesinlikle. Birbirimizden tabiri caizse nemalanıyoruz. Tabii. Yani şimdi orada başka performansları izliyorsunuz. Başka hocalarımız, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz izledikçe daha da hoşumuza gidiyor. Çünkü biz bir camiayız. Biz aslında çok kalabalığız ama çok küçük bir camiayız. Her yerde her zaman denk gelebiliyoruz mesela. Sizin çocukluk arkadaşınızla denk gelmeniz gibi evet, mesela. Evet, çok garip. Aklınıza bile gelmezdi belki de. Evet. Bizde de böyle yurt dışında bile bazen programa gidiyoruz. Çok sevdiğimiz arkadaşlarımızla denk gelebiliyoruz ya da şehir dışında. Ya da hiç aklımıza gelmeyecek bir yerde. Ben yine bu bağlamda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu, Kültür AŞ ve emeği geçen herkese burada geldiğimizden beri kahramızı çeken bütün arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Müziğe, müzisyene, sanatçıya, sanata ses olan herkese de sevgiler, saygılar sunuyorum. Öyleyse biz de sizlere müzik yolculuğunuzda başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. İşte bir başka performans için yine dijital sahnede merakla bekliyoruz. Kıyamet alameti yakın bile kendinden. Rap zirvede ama olmuş popçulara alet. Kara para aklama için çıkardılar hep. Sanata karpotlaçanlar sizinkiler leş. Yüzleş kendinle düşmez gündemden kültürsüz 3-5 kitap oku botoks duyul ama öpüşmüş. Patladı gitti bu tekne bebek yeteneklere tekme. Kısa etekleri ekmek dileklerine buldum bekleşe beklenekleri beklemeklenek. Kıdı tek bekleme teki tek beklerim çekleme kitleyi. Rap elimde kalan tek şeyken nefret gereken tipleri affetmek yerine emek verdim. Ağla ağla kazanamadım paranın gözü kör olsun. Ağla ağla itler ısırmadan iplerini bağla bağla. Kimler farkında bunu kimler hakkında gelir onun orta direkleri sildim diz ama çaktırmadan soyup gittiniz. Kimler neyi sattı kimin cebinde ne kaldı biliniz. Koyun gibi güdülmek mi niyetiniz. Mühürleyen karanlıkta sıkışmışım yalanların ortasında doğruyum. İyi olmak denizse bu insanlık boğuluyor mu? Saçlarını savur gözlerini kapat. Hayır zihnin açık kalsın çünkü gördüklerin yalan. Kalbimin en derininde kalan gerçeği bulmak için çok çok yok zaman. Zihnim rasta elimde ne gasp var Babilon'un içinde. Kaldım mapusta hayat Picasso beynimde tuval. Gerçek üstünden bulattılar zehrimin içine balkatan kadınlar. Ya da tam tersini yapıp kaçanlar. Kimseye verecek hesabım yok. Zorlar sınırımı sabrım bok. Kalmadı bu savaşta bacak kol. Ama kendiniz olamadınız yaptınız zor. Yine de doğru düşüncelerden medet var beynim. Ölmedim dedim dostum medet kalsın neydin itin. Dostumu düşmanı gördüm belledi mi? Şaşöret senin olsun bu medya. İstemem istemem. Hepsi komedya, sonunu bilirim hepsinin o zenginlik para değil. Lüks yaşamın içindeki fakirliğini belli edin. Gözlerini mühürleye karanlıktan korkma.
seni mühürle ya karanlıkta korkma. Karşınızda mu 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 mu. Mu. Evet biz. Mu mu. Evet. Genç, şahane, böyle gayet enerjik bir grup. Peki Move bize biraz tanıtır mısın Tarkan grubunu? Biz daha 2019'da kurulduk ama tabii hepimiz eski arkadaşız. Bizim amacımız biraz rap ile canlı müziği birleştirmek. Hani rap genelde insanlar hep bilgisayar müziği gibi gelir. Evet. Ama biz de yeri gelip hard rock ve rap, yeri gelip reggae ve rap veya yeri gelir blues ve rap yapmak için böyle bir yola baş koyduk. Şu aralar Türkiye'de rap müziğin bayağı değil evet. mi? Yıldızı çok yükseldi. Evet. Kaç yaş grubuna daha çok hitap ediyorsunuz sence? Yani... Dediğim gibi hem hard rock olduğu için genelde biz herkesi çekmek istiyoruz ama ya bilmiyorum 70 yaşında birisi de dinleyebilir bence. Evet çok güzel süpermiş. Evet, evet. Evet 7'den 70'e bütün müzik gruplarını içeren bu güzel dijital sahnemizde şimdi bir diğer grubumuzun performansına kulak verelim. Cebinde bir kuruş yok, neden diye soran yok. Zaman akıp giderken harekete geçen yok. Cebinde bir kuruş yok, neden diye soran yok. Zaman akıp giderken harekete geçen yok. Gel 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 desem bir kendine gelmezsin. Gör 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 desem yalanları görmezsin. Lan 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 yapma lan onlara inanma lan. Dur 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 durma lan canımızı sıkma lan. Bir kendine gelmezsin. Gör 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 desem yalanları görmezsin. Lan 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 yapma lan onlara inanma lan. Dur 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 durma lan canımızı sıkma lan. Thank you.
yanlış yerde ararsın. Oturursun tahtına, kimseyi beğenmezsin. Doğru cevap istersin, yanlış yerde ararsın. Oturursun tahtına, kimseyi beğenmezsin. Gel 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 desem, kendine gelmezsin. Gör 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 desem, yalanları görmezsin. Lan 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 yapma lan, onlara inanma lan. Dur 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 durma lan, canımızı sıkma lan. Sen bir kendine gelmezsin. Gör 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 desem, yalanları görmezsin. Lan 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 yapma lan, onlara inanma lan. Dur 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 durma lan, canımızı sıkma lan. Ne kadar eğlenceli bir şarkı arkadaşlar bu. Aynen. Yalnız oldukça da manidardı. Sözlerin girişini duymadığımızı sanmayın. Umarım anlaşılmıştır. Gayet güzel anlaşıldı. Onun için buradayız aslında. Müzisyen arkadaşlarla hem dokunalım, hem birbirimize hislerine tercüman olmaya çalışalım diye İstanbul Büyükşehir Belediyesi böyle bir organizasyon yaptı. Ve sizler de gelmişsiniz, ne güzel etmişsiniz. Bize biraz anlatır mısın müzik geçmişin Ali? Bir tane albümüm var benim. Onun dışında birkaç tane single'ım var. Evet. YouTube için kayıtlar yapıyorum. Beraber de yapıyoruz Aysan Erdem'le beraber. Evet. Bir süredir İstanbul'daki iş sıkıntıları pandemi nedeniyle bir süredir Ege'de ikamet etmeye çalışıyorum. Gidiyorum, geliyorum. Buraya da zaten Datça'dan geldim bu organizasyon için. Evet. Müzik çalışmaları devam etmeye çalışıyor aslında. Bu öyle senin söyleyeyim. Besten miydi? Bu evet, sizin? Söz müzik benim. Evet. Covid-19 mu? Şarkının adı. İlk kez burada şu burada an. Mı söylendi? Tamam. Aa, süper. Şarkının ismi ne? Covid-19 mu? Yok, lan. Lan diye. Çok güzel. Peki onun dışında birlikte besteler yapıyor musunuz? Beste yapmıyoruz ama çok uzun yıllardır Aysan Erdem'le beraber çalıyoruz. Çalıyorsunuz. Sahne evet. Alıyorsunuz böyle sahne yerlerde. Sahne alıyorduk. Alıyordunuz. Evet, inşallah bundan sonra yine hızlı umarım, bir şekilde o döneme geri döneriz. Umarım hep beraber hepimiz için evet. Güzel günler gelecektir diye düşünüyorum. Gelecek, gelecek. Artık geldi. Her şey güzel olacak. Güzel olacak, olacak. Evet, şimdi diğer arkadaşlarımızın performanslarını dinleyelim hep birlikte. Sensiz elleri yoksun yanımda, üşüyor bu bedeni. Yalnızım bu gece, sensiz ellerim yoksun yanımda, üşüyor bu bedeni. Sen neredesin? Söyle kiminlisin? Sen neredesin? Belki evindesin. Gelsen yanıma, yanı yanı başıma, kurban olan kaşına. Tutsam elini, sarsam belini, evimizin gelini. Sen yanıma, yanı yanı başıma, kurban olam kaşına. Tutsam elini, sarsam belini, evimizin gelini, gelini. (Gülüyor)
sensiz ellerim yoksun yanımda. Üşüyor bu bedenim, yalnızım bu gece. Sensiz ellerim yoksun yanımda. Üşüyor bu bedenim, sen neredesin? Söyle kiminlesin? Sen neredesin? Belki evindesin. Gelsen yanıma, yanı yanı başıma, kurban olam kaşına. Tutsam elini, sarsam belini, evimizin gelini. Gelsen yanıma, yanı yanı başıma, kurban olam kaşına. Tutsam elini, sarsam belini, hepimizin gelini, gelini. Gelsen yanıma, yanı yanı başıma, kurban olan kaşına. Tutsam elini, sarsam belini, hepimizin gelini. Gelsen yanıma, yanı yanı başıma, kurban olam kaşına. Tutsam elini, sarsam belini, hepimizin gelini. Evet, Nida Şan ve orkestrasıyla birlikteyiz. Selamlar Nida. Merhabalar, merhabalar. Şarkı sizin besteniz bana mi? Bana ait. Sözleri de size. Şarkının evet. ismi Evimizin Gelini mi? Evimizin Gelini. Kayınvalideyle birlikte oturulacak galiba. Öyle bir plan var. Öyle bir durum gibi oldu. Orkestra arkadaşlarınızı tanıyabilir miyiz? Hande Şan eşim. Evet. Evimizin Gelini. Eyvah, sizin işiniz zor o zaman. Hakan Bey var, bizim basçımız. Evet. Güneş Bey, Cevat Bey. Ve Korcan Bey, davulcumuz. Evet, herkes birbirinden. Birbirinden değerli müzisyenlerden oluşan bir ekibiz. Bir buçuk senedir müzik yapabiliyor musunuz sahnelerde? Yapamıyorsunuz. Tabii ki. Maalesef ki evet. Öyle bir durum var. Ayrıca bu güzel platformdan dolayı İBB'ye çok teşekkür ediyoruz. Bütün müzisyenler adına böyle bir imkan tanıdığı için ayrıca bizim kendi adımıza da çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir fırsat bulduk. Burada sesimizi bir nebze de olsa duyurabildik. Ne güzel bir empati değil mi? Artık bir anlayanlar anlıyor herhalde bizi, hissedenler hissedebiliyor. Çünkü bir müzisyen için en büyük desteği enstrümanıdır. Sesidir, şarkısıdır. Kendi yüreğini anlatabildiği tek yer aslında sahnedir. Biz farklı farklı dillerde aslında konuşan bir sürü insanız. Duygularımızı da dile getiremiyorduk uzun zamandır. Evet. Böyle bir platformda olması bizim adımıza da çok sevindirici oldu. Teşekkür ediyoruz ayrıca. Evet, biz de çok teşekkür ederiz. İnşallah çok güzel günler hep birlikte başladık görmeye. Kesinlikle. İnşallah daha da güzel olacak. İnşallah. Evet, şimdi o zaman diğer grubumuzun, arkadaşlarımızın performansını izlemek ve dinlemek üzere sözü onlara verelim. Thank you.
Arkadaşlar bir yerde okumuştum. Sanatın en önemli işlevi ilham vermesiymiş. Gerçekten sizin müziğiniz ilham verici. Ve siz yıllardır bir de sokakta İstanbul'a ayaklarınız yere basıyor. Metro istasyonlarında, evet, sokaklarda çalıyorsunuz, müzik yapıyorsunuz ve hepimize ilham veriyorsunuz. Öncelikle teşekkürler bunun için. Çok teşekkürler. Sizler de çok sağ olun. Çok teşekkürler. Peki biraz anlatabilir misiniz? Eray sen misin? Ben Eray, arkadaşım Can. Can Öztürk. Biraz anlatabilir misin Flower Room'u bize? Flower Room çok eski bir arkadaşlıktan aslında başlıyor. Evet. 2010 yılında Flower Room grubunu kuruyoruz ve 2010 yılından beri gitarları elimize alıp fırsat buldukça önce doğaya kaçıp ardından İstanbul sokakları, metro istasyonları ve birçok lokal sahnede de dinletisi aldık. Hala da üretmeye devam ediyoruz. Tabii ki durmak yok. Doğaya kaçıp derken böyle parklarda falan mı başladınız müzik yapmaya? Yani ormana kaçıp diyebiliriz arada. Yeşillikler ve doğa bizi besliyor diyebiliriz çünkü. Çok güzel, ne kadar hoş. Onun dışında yakın zamanda bir single çıkardık. Larva isminde. Larva. Evet. O da doğadan esinlenilmiş. Sayılırım. Nereden dinleyebiliriz? Yani sosyal, şu an bütün medyadan, sosyal yani platformlarda var. Flower Room diye. Evet, Flower Room diye aratınca çıkıyor. O şekilde şu an hala devam ediyoruz ve üretip bir şekilde müzik yapmaya devam ediyoruz. Peki bu 1,5 senedir sokaklarda da söyleyemiyorsunuz. Herhangi bir yerde de sahne alamıyorsunuz. Neler hissettiniz? Yani biraz vuruldunuz mu? Herkes olduğu gibi bizi de hem maddi hem manevi bir şekilde etkiledi bu durum. Ama yine de dört duvar arasında da kalsak bir şekilde insan bir şekilde ağaca yine sarılıyor. Bir şekilde bu larva biraz da bu pandemi dönemindeki şeyi mi acaba? Kozanın içindeki büyümeyi ve yeni bir... Evet, kesinlikle aslında hepimiz için öyle. Yani bir şekilde kozada kaldık. Sessiz, evet, çığlıklar içinde böyle sanki. O çığlıklar artık çıkması gerekiyormuş gibi hissettik biz de. Öyle bir şarkı oldu. Devam edecek misiniz sokaklarda müzisyenlik yapmaya? Yani sokağın tadı ve iletişimi asla bırakılamayacak kadar güzel. Çünkü insanlarla birebir iletişim her zaman çok güzel. Yani hem sokakta da devam ederiz. Biz her zaman sokaktayız. Onun dışında sahnelerde de dinleti sağlamak istiyoruz her zaman. Evet, ama o iddiasızlığın da verdiği güzel bir zevk vardır herhalde değil mi müzikte? Hani sokaktasın, kesinlikle, ve aynı platformdasın, göz göze, diz dize falan. Kesinlikle, yani hiçbir şeyi kanıtlamaya çalışmıyoruz. Biz sadece müzik yapıyoruz. Evet, çok zaten güzel. Bu da güzel bir iletişim oluyor. Şahanesiniz arkadaşlar. Peki o zaman yepyeni bir performans için diğer arkadaşlara verelim sözü. Thank you.
Tunalı Live Band. Evet, buyurun. Çağan galiba aynı zamanda ses mühendisiymiş. Ben ses mühendisiyim, evet. 17 yıldır piyasada bir fiil aktif olarak hala da çalışıyorum. Piyasa dediğin neresi oluyor tam olarak? Türkiye, yurt dışı, her yer yani. Evet. Bildiğiniz albümlerin mix ve masteringini yapıyorum. Ben mix ve mastering mühendisiyim. Evet. Böyle yani, evet. Bu da benim kendi proje grubum. Birlikte. Boş zamanlarımızda, evet, arkadaşlarımızla. Barış Büyük Yıldırım piyanoda her zaman eşlik ediyor. Evet. Ersin her zaman trombonda eşlik ediyor. Böyle grup yapıyoruz yani. Peki bu 1,5 yıllık pandemi sürecinde etkilendiniz mi? Tabii etkilendik. Yani çalma olayı tamamen bitti zaten. Onun haricinde biz de stüdyoya kapanıp neler üretebiliyoruz diye baktık. Hani nasıl daha bunu faydalı bu durumu kullanabiliriz diye. Bayağı iyi şeyler ürettik. Bayağı da fazla malzememiz var. Artık çalmak istiyoruz çünkü hazırız yani. Sahneler geri gelse de çalsak. Geri gelsin, evet. Bekliyoruz. Umuyoruz bir an önce öyle bir durum geri gelsin artık. Hemen şu an herkes çok hazır yani. Hemen çalabiliriz istediğimiz kadar. Evet, bugün çok güzel müzik ziyafeti çektik hakikaten. Bunu her yerde görmek istiyoruz. Çok, evet, teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ'nin organize ettiği bu son derece samimi, güzel müzik ortamından bir bölümün daha sonuna geldik. İstanbul bir sahne. Bugün de dijital sahnedeydik. Bir başka bölümde tekrar görüşmek üzere.